Gördüğüm bir yani tek şema şey var. Mi olabilir? Hani çok güçlü bir hava akımı mı düşünüldü ya da öyle? Bir yorum yapabilmemiz için bizim doğru yorum olması açısından teknik detay lazım. Karbon monoksit zehirlenmesi için karbon monoksit gazının ortaya çıkması lazım. Karbon monoksit gazı içinde karbon bulunan yakıtların yanması sonrasında ortaya çıkan bir gaz. Renksiz, kokusuz, tatsız, insanı zehirleyici karakteri olan bir gaz. Dolayısıyla sessiz katil diye anılan da bir gaz. Karbon monoksitle zehirlenme nasıl ortaya çıkıyor? Önce bundan bahsedelim. Karbon monoksitle zehirlenmenin ortaya çıkması için ortamda karbon monoksit gazının olması lazım. Bir sebeple karbonlu yakıtların tam yanması ya da yanmaması sonucu. Neler bunlar hocam? Bunlar benzin, doğalgaz, kömür gibi yakıtlar, içinde karbon bulunan yakıtlardır. Bunlar tam bir yanma işlemi yaşamazsa ya da yanmasının ardından karbon monoksit gazı oluşur solunan havada. Özellikle şofben zehirlenmelerinde, doğal gazlarla olan şofben zehirlenmelerinde de aynı gaz sorumludur. Karbon monoksit gazı ortamda çoğalmaya başladığında özellikle üst solunum yollarından alınarak akciğerlere taşınır. Akciğerlerde oksijen ve karbondioksit değişimi yapan akciğer ve kan damarları arasındaki değişiklik sırasında karbon monoksit gazı kana bağlanır. Kanın içerisinde oksijeni taşıyan, oksijenin bağlanmasını sağlayan hemoglobin dediğimiz bir madde var. Karbon monoksit gazı hemoglobine oksijenden 200 kat daha hızlı bağlanır. Dolayısıyla ortamda bir tane karbon monoksit gazı ve bir tane oksijen varsa karbon monoksit gazı hemoglobine 200 kat hızlı bağlanıverir. Dolayısıyla oksijen bağlanamaz. Karbon monoksit gazı hemoglobinle birleştiğinde ortamda oksijen olsa bile vücudun içerisine oksijen dışarıdan alınıp verilemez. Bedenimizdeki bütün hücreler oksijeni yakıt olarak kullanır. Bütün organların çalışması için oksijene ihtiyaç vardır. Dolayısıyla karbon monoksit gazı hemoglobine hızlıca bağlandığından oksijen bedene giremez ve organlar çalışamaz hale gelir. Dolayısıyla bunun ardından karbon monoksit zehirlenmesi ortaya çıkar. Karbon monoksit zehirlenmesinin iki tipi vardır. Bunlardan birincisi akut, yani ani gelişen tipi. Bir de kronik karbon monoksit zehirlenmeleri vardır. Kronik karbon monoksit zehirlenmelerinin çoğu aslında meslek hastalığıdır bir tarafta. Neden? Ortamda karbon monoksit bulunan meslekler vardır. Örneğin egzoz dumanına maruz kalınan meslekler, trafik polisliği buna dahildir. Kapalı garajlarda yapılan, işte kapalı garaj görevliliği dahil bir taraftan, egzoz dumanının yoğun olarak bulunduğu yerler özellikle karbon monoksit gazına kronik, uzun süreli olarak maruz kalınan yerlerdir ki sigara içimi de aslında karbon monoksit zehirlenmesi yapar. Kronik zehirlenmeler yapar. Bunun için yapacağımız şey şu: karbon monoksit gazına maruz kalıp kalmadığımızı bilmek çok önemlidir. Bunun için tedbir almamız lazım. İşte meslek olarak karbon monoksit gazının var olma ihtimali olan meslekler ilgili havalandırmaların, ilgili bireysel güvenlik tedbirlerinin, ilgili sistemsel güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamalıdır. Bu açıdan kronik karbon monoksit zehirlenmelerine maruziyeti azaltan durumlardır. Bu zehirlenmeler akut olarak günlük hayatta karşımıza çıktığında, ki en fazla şofben zehirlenmeleri diye günlük hayatta karşılaştığımız zehirlenmelerdir bunlar. Bir numaralı öncelik olaya müdahale edecek kişilerin, ilk yardımcıların kendini korumasıdır. Çünkü kokusuzdur, renksizdir, tatsızdır bu gaz. İçeri girip müdahale etmek isteyeni de o an hemen etkileyebilirlik taşır. O yüzden önce kişi bireysel güvenlik tedbirlerini almalıdır. İlk yardımcı olarak müdahale etmeden evvel. Eğer tek kişi ise daha dikkatli davranmalıdır.
mutlaka birilerini haberdar etmelidir yapacaklarından. Ki kendisi de aynı ortama maruz kaldığında kurtarmak için bir hamle yapıp kendini de aynı zehirlenmeye maruz bırakabilir. Nasıl? Orada kendisinin bir maske üretmesidir. Bu nasıl olacak? Özellikle yangınlarda çok sık filmlerde bile gördüğümüz sahneler vardır. Bir bez parçasını, havluyu, bir kıyafeti ıslatarak soluk alıp veriyor olmak da dahil olmak üzere ortamın öncelikle havalandırılması sağlanmalıdır. Yani camlar varsa açılmalıdır ortama girmeden. İşte bizim günlük hayatta ceryan yapalım diye tarif ettiği hava türbülansının, hava akımının orada sağlanması önemlidir. Çünkü ortamdaki karbon monoksit gazı mutlaka uzaklaştırılmalıdır. Onun için doğal gaz sistemlerinin bulunduğu yerlerde açık havalandırma sistemleri, menfez diye tarif ettiğimiz sistemler vardır ki bu birikimi engellemek adınadır. Karbon monoksit çünkü özellikle yukarıdan tahliye olur. Onun için yukarılarda menfezler vardır. Mutlaka havalandırmanın yapılması önerilir. Bununla beraber bu konuya maruz kalan kişinin soluk yollarının açık tutulması önemlidir. Hemen yan yatırıp eğer dilleri geriye kaçmışsa çıkartılıp hava alabileceği bir boşluk ağız içerisinden sağlanmalı. Varsa bizim airway diye tarif ettiğimiz hava yolu sağlayıcı plastik tüpler kullanılmalıdır. Yan yatırılmalıdır. Ağız içerisinde bulantı, kusma ya da takma diş gibi malzemeler varsa soluk almasının rahatlatılması ve o yolun sağlanması için çıkarılmalıdır. Aynı şekilde soluk alıp verdiği bilinen bir hastaya özellikle ek masajlar falan gibi panik içerisinde bir işe yaramayan hatta zarar veren uygulamalar da yapılmamalıdır. Mutlaka ve mutlaka kişi o ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Yani havalandırmayı sağlasak bile yapacağımız ilk şey onu bulunan ortamdan uzaklaştırmak olmalıdır. Vereceğimiz en önemli uygulama oksijendir.